Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizinle doğrusal ilişkiden bahsedeceğiz. İlk olarak doğrusal ilişki nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Doğrusal ilişki iki tane ifadenin birbiriyle olan arasındaki bağıdır aslında. Hocam nasıl bulacağız bu bağı? Aslında bu bağ şöyle bulunacak. Biri artarken ya da azalırken diğeri ona göre neler yapıyor? Aslında budur bizim ilişkimiz. Doğrusal ilişkide de belli bir örüntümüz vardır, belli bir kuralımız vardır. Amaç aslında oradaki doğrusal ilişkiyi bulmak. Aralarındaki ilişki nedir? 3 artar mı, 3 azalır mı? Katı mıdır, bölümü müdür, nesidir, oranı mıdır, yüzdesi midir? Onları bulmaktır amaç. Birinci sorumuza başlayalım. Yaşları farkı 3 olan iki kardeşin yaşlarının birbirine göre değişimini gösteren tablo ve grafiği çizelim. Şimdi gençler buradan yapmam gereken şey şu. Önce bir tablomuzu çizelim. İlk olarak böyle şeylerde hiç korkmayalım. Şimdi büyük kardeş ve küçük kardeş dersem, küçük kardeşin yaşına x dersem, büyük kardeşin yaşına y dersem, sıralı ikilimizi yazacağız, ilişkimizi bulacağız ve tablomuzu ne yapacağız? Dolduracağız. Doğrusal ilişkinin grafiği de nedir gençler? Doğrusaldır. Yani doğrusaldan kastedilen kırılan bir eğri değil, doğru bir çizgidir, öyle söyleyeyim. Doğrudur yani. Bakalım. Şimdi ilk başta küçük kardeşim var mı? Yok. Yaşları farkı 3 ise büyük kardeş 3 yaşındayken küçük kardeş mi doğmuştur? Evet, doğduğunda tabii daha belli bir yaşı yok. Peki sıralı ikilim nedir? 0'a 3'tür. İlişkimi en son bulacağım, birlikte bulacağım. Peki 1 yıl geçti, küçük kardeş 1 yaşına girdi, büyük kardeş 4 yaşına. O zaman sıralı ikilim 1'e 4'tür. Küçük kardeş 2 yaşına girdi. Büyük kardeş 5 oldu artık. Gittikçe büyüyorlar. Küçük kardeş 3 yaşına girdi. Büyük kardeş nedir? 6'dır. Şurada da sıralı ikilimizi yazalım. 2'ye 5, 3'e 6. Diğerinde devam edelim. 4 yaşına girdi küçük kardeş. Büyük kardeş ne oldu? Bir arttı. 7. 3'e 7 oldu. Peki, pardon, 4'e 7 oldu. Şimdi sıralı ikililerimizi yazdık. Peki, ben küçük kardeşim x'ti. Küçük kardeşim x yaşına geldiğinde acaba büyük kardeşim kaç yaşına gelecek? Şimdi, arasındaki bir ilişkiyi de yazarsak, bu 0 iken 3, 1 iken 4, 2 iken 5, 3 iken 6, 4 iken 7. Hep ne olmuş? Artmış. Nasıl artmış ilişki? Üçer üçer artmış. Aralarında nasıl bir ilişki var? 3 artmış. Küçük kardeşle büyük kardeşin arasındaki yaş farkı 3. O zaman artı üçlük bir ne var? İlişki var. X ile Y arasında. Burada da keza, burada da. Peki küçük kardeşim ben X dersem hep büyük kardeş artı 3 müydü? Evet, artı 3'tü. O zaman burası x ise burası x artı 3 müdür? Evet, o zaman sıralı ikilim benim. X'e x artı 3 müdür? Evet, böyledir. Peki ben ilişkimi yazarken nasıl yazmalıyım hocam? Şöyle yazmalıyım. İlişki dediğimizde şimdi y ve x arasında bir bağlantı mı kurmalıyım? Evet. Peki benim burası y'yi ifade etmiyor muydu? Koordinat sisteminden biliyoruz. Sıralı ikililerde x ve y ikilisi vardı. Peki x ve y arasındaki ilişki y eşittir x artı 3 müdür? Evet. Y eşittir x artı 3'tür. O zaman bakın şuraları da şöyle yazabilirim. 4 eşittir 1 artı 3. 5 eşittir 2 artı 3. 6 eşittir 3 artı 3. 7 eşittir 4 artı 3. Yani hep ne? Küçük kardeşin yaşına 3 ekliyorum. Küçük kardeşe 3 ekliyorum. Küçük kardeşe 3 ekliyorum. Bu da küçük kardeş. 3 ekliyorum ve neyi buluyorum? Büyük kardeşi buluyorum. İlişkiyi buldum. Süper. Şimdi gelelim doğrusal
ilişkinin grafiğini çizmeye. Şimdi x dediğim şey, yani burası benim neyim? Küçük kardeşim. Küçük kardeş x olarak verilmiş zaten. Şurası ne? Büyük kardeş. Bunu da not edeyim. Şimdi küçük kardeş daha yokken, sıfırken benim büyük kardeşim 3 yaşında mıydı? Evet. 0'a 3. Koordinattan biliyoruz nasıl bulacağımız. Gelelim buraya. 1'e 4. 1'e ne yapıyordum? Hem 1'i hem 4'ü işaretliyordum. Burası. 2'ye 5. 2'ye 5. 3'e 6. Onu da çizelim. 4'e nedir? 7'dir. Peki x'e neydi? X artı 3'tü. O zaman x'e x artı 3 ise benim grafiğim 0'a 3'ten başlayıp ne yapar? Devam eden bir doğrusaldır. İşte bu benim neyim oldu? Doğrusal ilişkimi gösteren grafiğim oldu. Peki ben bu grafiğe bakarak yorum yapabilir miyim? Evet. Mesela 10 yıl sonra küçük kardeşimin yaşı ve büyük kardeşimin yaşı arasındaki fark yine 3 olacağı için nedir? Bu ilişki bu şekilde doğrusal olarak devam edecektir. Devam edelim. 1 kilogram zeytinyağı elde etmek için ortalama 5 kilogram zeytin gerekir. Zeytin ile zeytinyağı arasındaki ilişkiyi gösteren tablo ve grafiği çizelim. Şimdi gençler, 1 kilo zeytinyağı için bakın, ben tablomu hazırladım. Zeytinyağı, zeytin, sıralı ikilim ve ilişkim. İlişkimi bulabilmem için aralarındaki bağı bulmam gerekiyordu. Nasıl bir bağ var bunların arasında? Şimdi zeytinyağı 1 kilogram için, 1 kilogram zeytinyağı için 5 kilogram zeytin mi gerekiyormuş? Evet. 1'e 5. Sıralı ikilim 1'e 5. İlişkiyi birazdan bulacağız birlikte. Peki ben 2 kilogram zeytinyağı çıkarmak istiyorum. Ne kadar zeytinim gerekir? 1 kilograma 5 kilogram zeytin gerekiyorsa 2 kilograma 10 kilogram zeytin gerekir. O zaman 2'ye 10 olmaz mı? Evet, 2'ye 10 olur. Peki 3 kilogram zeytinyağı istedim. O zaman 15 kilogram zeytin gerekir. O zaman 3'e 15 değil midir sıralı ikilim? Evet. Peki 4 istedim. 4'e 20 kilogram zeytin gerekir. O zaman 4'e 20 sıralı ikilim. 5 kilogram zeytinyağı için ne kadar gerekir? 25 kilogram zeytin gerekir. O zaman 5'e 25. Bakın çok bariz gördünüz. 1'e 5, 2'ye 10, 3'e 15. Hep bir ne var? Aralarındaki ilişki 5 katı kadar. O zaman ben şöyle yazabilir miyim? 5 eşittir 1 çarpı 5. 10 eşittir 2 çarpı 5. 15 eşittir. Tabii şunlar ne? Benim zeytinim. Zeytinle zeytinyağı arasındaki ilişkimi istediğim için 15 eşittir 3 çarpı 5. 20 eşittir 4 çarpı 5. 25 eşittir 5 çarpı 5. Bakın bu 5'lerim hep sabit. Neden sabit? Bunlar benim zaten şeyim, zeytinim 1 kilogram için gereken. Değişenler nelerim? 1, 2, 3, 4, 5. Hep bir katı. O zaman ben x kilogram zeytinyağı için ne kadar zeytin gerekiyor? Y kadar. X'e y sıralı ikilisini yazarsam. Peki ben şunu biliyorum. Hep nesi? 5 katı. O zaman x için 5x ne gerekir? Zeytin gerekir. Peki ben bu ilişkimi nasıl yazıyordum? Y eşittir. Bakın buralarda hep yazdık. 5 çarpı x'tir. Bu ifadem bana neyi verecek? Doğrusal ilişkiyi verecek. Peki şeyini çizelim, grafiğini çizelim. Burası x'im yani yağım. Burası y, gereken zeytin. Bakıyorum 1 kilogram yağ için 5 kilogram zeytinim gerekiyordu. Koordinat sisteminde bunu öğrendik nasıl yapacağımızı. 2 kilogram yağ için nereye gidiyorum? Onun yanına gidiyorum. 3 için 15,
sıralı ikililerimi yerleştiriyorum. 4 için 20, 5 için 25 ve bu şekilde ne yapacak? Devam edecek. Peki nereden başlatacağız? Tabii ki sıfıra, sıfırdan. Neden? Ben hiç yağ istemedim de nedir? Zeytine gerek yoktur. O zaman orijinden başlatacağım. Sıfıra, sıfırdan başlatacağım. Ve ne yapacağım? Doğrusal grafiğimi çizeceğim. Tüm noktaları birleştirerek doğrusal grafiğimi çizeceğim. İşte ben bu grafiğe bakarak ne yapabilirim? Bunlar arasındaki doğrusal ilişkinin yorumunu yapabilirim. Evet, doğrusal ilişki konumuz da bu kadardı. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.